yetkililer yani bizde yok, böyle böyle bir şey de yok diyor. Ancak zaman içerisinde işte kazılan temel kazılarında toplu mezarlar ortaya çıkıyor. Bunlar da adeta devlet yetkililerine sesleniyor yani beni bulun ben buradayım dercesine suratlarına haykırıyor. Bu çerçevede ilk önce 2010 yılında Siverek'te Eyvanet Bahçesi'nde bir temel kazı esnasında toplu mezar ortaya çıktı. Savcılık o dönem şunu söyledi. Biz dilekçe verirken dedi olamaz böyle bir şey. Burası dedi siz bilmiyorsunuz mezarlıktır. Biz belediyeden yazı isteyeceğiz. Belediyeden yazı talep edildi. Belediye aynen şunu yazdı. Kayıtlarımızda bu bölgenin mezarlıkla olduğuna ilgili bir kayıt bulunmamıştır. Bunun üzerine 30'un üzerinde insan kemikleri İstanbul Adli Tıp'a gönderildi. Bizim de ilgili tecrübeli arkadaşların gözlem yapmış olduğu oradaki kemiklerle ilgili. Yani hem 90'lı yıllarda hem yeni kemik hem de eski kemikler de vardı. Karışıktı yani. Adli Tıp'ın raporu orada şey çıktı yani dedi. 50 yıl ve üzeri yani 1960'a takabül eder. Yani bir tarih verildi. O tarihte Siverek'te hiçbir olay falan da olmamış. Dese işte devlet akıldaki hafızası var yani. 70 yıl ve üzeri dese Ermeni-Suriyeli katliamını kendi elleriyle de belgelemiş olacaklar. 20 yıl ve üzeri dese işte 90 sürecindeki iddialarımız gerçekleşecek. Bu şekilde örtbas edildi. Konu kendilerince kapatıldı zannedildi ama şimdi 7 Haziran geçtiğimiz 10 gün önce yine bir taş toplama esnasında Hilvan'a bağlı, daha önce Siverek'e bağlıydı. Arabuk köyü, resmi Tutumlu köyü. Burada cesetler ortaya çıktı. Oradaki bulan köylüler birebir bizzat bize anlattı. Ancak dedi ki can güvenliğim yok, bilgi veremem. Bu şekliyle tarla sahibi öğrenince direkt kendisi savcılığa müracaat edip olay o şekilde ortaya çıktı. Şimdi biz o bölge 90'lı yıllarda tamamıyla korucuların ve JITEM'in merkez üssüydü, sorgulama üssüydü. Kendisine ait olmayan köye el koymuştular. Orayı üs haline getirip, nerede işte Siverek'te, Ceylanpınar'da, Birecik'te, hatta Batman'da, Diyarbakır'da kaçırdıkları insanları ya Eyvanet Bahçesi'ne ya da bu Arabuk köyüne getirmişler. Orada sorgulayıp kafasına sıkılma suretiyle katlediliyorlardı. Çünkü kendileri devlettiler. Tüm basın ayakları ellerindeydi. Zannettiler ki biz TRT kanalında açıklanmadığı sürece böyle bir olayı kimse ispat edemeyecek tarzında. Bunlara da ki şey biraz ama bilimden, diyalektikten habersiz bir bilim dışı, mantık dışı bir düşünceydi. Yani gerçeklerin inatçı olacağı teorisinden habersiz, kendine güvenen, böyle çok bilgiçlik taslayan bir yapı. Şimdi bende elbet bu kaygı var. Daha önce bahsettim Eyvanet Bahçesi'ndeki buldukları resmen kemiklere bile yanlış rapor verdiler. Yani şimdi bu iktidar kaybettirebilir. Yoksa kaybettirmez de yanlış bilgi de verebilir. Yani adli tıp bu konuda şaibelidir. Yani bilim adamları orada gerçek anlamda çalışırlarsa üç kemikle de bir takım yola, bir takım gerçeklere ulaşılabilir. DNA testiyle de kaybedilen özellikle Ahmet Kalper, Faik Kevci, Şefik Geçgel, bunlar Hüseyin Taşkaya, Nazım da olabilir. Bunların yani şeylerinde bulunabilir. Niyet burada önemli. Özellikle ihaleye de dilekçemizi verdik hukuksal destek konusunda. Çünkü bu kaybetme olayı tüm ülkenin bir sorunudur. Sadece ailenin sorunu değildir. Ailenin kendi kişisel kavgası sonucu olmamıştır. Kesinlikle bu bir siyasal cinayettir. Toplumsal bir yaradır. Nazım görevi gereği gazeteciydi. Bir haber var diye gidip Siverek'te gözaltına alındı. Ondan sonra yetkililer dedi gözaltına biz kimseyi almamışız. Ancak daha sonra ben Nazım'ı gördüm. Ben Nazım'ı bu gözaltına alınan isimler verildi.
Şimdi yanlarında her ne kadar evet korucular da vardı ama korucuların başlarında o dönem görev yapan Assubay Mehmet Kıraç, kıdemli üsteğmen Ahmet Şentürk onların gözetiminde gözaltına alındı. Yani korucular bir nevi tetikçi, bir nevi onların memuruydular. Devlette bir devamlılık esastır. Yani AK Parti'de şunu söylemesi gerekiyordu ki, yani devlete leke getirecek bu karanlık olayı aydınlatacağız. Bizzat kendileri o dönem söyledi. Devlet geçmişte yanlış yapmıştır dedi. Bizzat Erdoğan'ın sözüdür. Kimin elinde ne bilgi belge varsa getirsin savcılara versin. Biz de elimizdeki bilgi belgeleri özel yetkili savcı Diyarbakır'da gidip Ahmet Karacan'a teslim ettik dosyayı. Ahmet Karacan sadece dinlemekle yetindi. Dosyaları rafa bıraktı. Hiçbir soruşturma açmadı. Şu an AK Parti'nin o 94 yıllardaki o suç ortağı Mehmet Ağar'la birlikte çalışıyor. Şimdi Mehmet Ağar'la birlikte olan bir hükümet buradaki karanlık olayı nasıl çözecek? Şimdi son olarak ortaya çıkan Hilvan'daki Arabuk köyünde savcıların görevini yaparak geniş kapsamlı bir o bölgeyi taraması gerekiyor. Geniş kapsamlı taraması gerekir. Eminim ki bizdeki bilgiye göre daha orada çok cesetlerin çıkacağı yönündedir. Niyetleri bu yönde ise ortaya çıkar. Oradaki cesetlerin akıbeti, kime ait olduğu DNA testleriyle ortaya çıkar. Daha sonra geniş kapsamlı soruşturma başlatılırsa bizdeki tanıklar, bilgileri biz haliyle savcılığa da sunarız ve dilekimiz bir daha bu leke getiren işlerin olmaması. Olmaması için de bu ülkenin evrensel hukukla yönetilir hale gelmesinin de şarttır. Yani bile birilerinin keyfiyle tek adamla ülke yönetilirse bu da ülke için bir faciadır.